İnşallah çalışır. Bakalım bu motor gerçekten sağlam mı değil mi? Şu sivicin şuradaki ucuna değiyor ve bunu kapatıyor. Muhtemelen yani şu rolelerde sıkıntı olabilir. Evet, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her zaman halledeceğiz diye bir şey yok. Çözülmedi. Siemens Aqua Stop diye bir bulaşık makinem var. Bunun problemi şu, içine su alıyor ama iç devir daiminde suyu çevirmiyor. Yani temizleme yapmıyor. İşte program mesela ne kadarsa, 10 dakikalıksa ya da yarım saatse, yarım saatin sonunda suyu tekrar boşaltıyor. Şimdi aklıma gelen tabii bazı sebepler var bununla ilgili. Yani motor hiç çalışmıyor olabilir. Yani motora giden switchlerde sıkıntı olabilir. Veya anakartta sıkıntı olabilir. Ben aslında hani switch'e baktım, biraz sıkıntılı gibi gördüm ama yenisinden aldım bir tane. Yani buldum, 150 lira para istiyorlar yenisine. Şimdi bir başka modele ait switch deck getirdim. Yani o da 30 lira falan yani. 30, kargo dahil 35-36 lira. İşte onu aldım. Onun yerine bir takacağım ama çalışıp çalışmayacağından emin değilim. Mesela bir ürünün nasıl parçalandığını, nasıl söküldüğünü gösteriyoruz ama işin açıkçası bu sefer sökerken göstermedim. Zaten sökülü vaziyette. Şimdi ben size bunun nasıl toplanacağını göstereceğim. Videoyu tersten takip ederseniz nasıl söküleceğini de bulabilirsiniz. Sırayla gideceğiz. İnşallah çalışır. Hadi bakalım, başlayalım. Sökülebilecek her yerini söktüm ben bunu, tamam mı? Kapağını, kazanını, her yerini söktüm. İşin açıkçası gerek var mıydı bu kadar sökmeye? Yani yok ama işte test etmek için, bir de içinde ne var ne yok her yerinde, bunları da görebilmek için her şeyini söktüm ben bunu, tamam mı? Kazanı dışarıda. Bak kazanı da göstereyim ben size şimdi. Herodot, nasılsın? He. Kazanı burada. İşte bakın kapakları bilmem ne burada. Bunları toplayacağız. Şimdi arkadaşlar bu şu iç devir daim pompası. Su devir daimi buradan yapıyor. Şunun içerisinde su ısıtıcısı var. Şurada da suyu boşaltmak için kullanılan pompa var. Zaten bunun içerisinde iki tane pompa var. Başka bir pompa yok. Bir de suyu almak için kullanılan bir tane ventili var şurada. Ama bizim zaten su alma ile ilgili ve su boşaltma ile ilgili bir sıkıntımız yok. Motorla ilgili bir sıkıntımız var. İşte motor sıkıntısı da karttan da olabilir. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Ama önce motordan emin olmalıyız. Bakalım bu motor gerçekten sağlam mı değil mi? Motorun arkadaşlar burada uçları var. İşte faz nötr. Sonuçta bu alternatif akımla çalıştığı için artı ve eksisi yok bunun. Şimdi şu jackları çıkartalım. Şimdi bu pabuçların arkadaşlar tam ortasında şöyle küçük bir delik vardı. Bunu iterseniz bu çok daha kolay çıkar. Tamam mı? Yani şöyle. Çabucak çıktı işte. Şunu da şöyle yapalım. Hop çıktı. Şunları ayırdık. Bir de şunu şöyle ittiriyorum ortasından. Bu da çıktı. Ayırdım bunları. Neyi nereden söktüğünüzü hatırlayamayacağınızı düşünüyorsanız bunların birer fotoğrafını çekersiniz telefonunuzla. Böylece hatırlamış olursunuz. Şimdi şu ikisi zaten aynı uç arkadaşlar. Şu ikisini ben ölçeceğim. Ne yapıyorum? Ölçü aletimi arkadaşlar ohm kademesine getiriyorum şöyle. Tamam mı? Şöyle 200 ohm civarında dursun. Ve ben şöyle bakıyorum. Şu anda 0,1. Şu iki ucu ölçüyorum. Şunu şöyle taktım. Dursun. Bu da burada dursun şöyle. Evet. 51 ohm civarında bir şey gösteriyor. Gözüküyor mu? Şöyle ışığını da açayım. 51 ohm. Zaten bir ohmaj göstermesi lazım.
Bu 50 olur, 70 olur, 80 olur. Yani bir direnç değeri göstermesi lazım. Yani buradan aslında bu motorun sağlam olduğunu görmüş oluyoruz. Bir de emin olmak için bunu elektriğe takalım ve çalışıp çalışmadığını bir görelim. Ben şöyle kablonun iki ucunu açtım. Birini buraya, birini buraya bağlayacağım şunların. Daha sonra da fişi prize takacağım. Bakalım motor dönecek mi? İçinden geçecek mi bunu? Ha, geçti işte, tamam. Şu bir tanesi. Bir takalım bakalım çalışacak mı? Evet. Motorum çalışıyor. İçinde su olmadığından dolayı sesi biraz değişik geliyor ama çalışıyor. Bir problem yok. Yani motorum arızalı değil. Şimdi bunları tekrar geriye takalım. Çıt yapıyor arkadaşlar. Takınca çıt yapıyor. Şunu da takalım. Şunlar şamandıralar. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Buna su dolduğu zaman şimdi bu yukarıya çıkıyor. Bu yukarı çıktığı zaman şurada şunun ucunda bir tane pim var şurada. Bu pim dışarıya çıkıyor. İtiyor bunu. Yani ben baktım bunun çalışmasına. Bu dışarı itince şu yukarıya kalkıyor. Kalktığı zaman da şu sivicin şuradaki ucuna değiyor ve bunu kapatıyor. Yani bu buraya şöyle takılı. Tamam mı? Şu şekilde takılı olacak. Bunun ben arızalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dolayı bunu değiştirdim. Fakat orijinalinde şu yok. Şu parça yok. Ben ne yapacağım? Bunu keseceğim buradan. Yani bu bana çok lazım bir şey değil. Ya ben kontrol ettim. İkisi aynı. Yani orijinalinde sadece şu yok. Onun için bir problem değil yani. Bunun yerine kullanabiliriz. Bu buraya uyar. Bakın şu ikisine bakıyorum şu anda şöyle. Şu anda kapalı, açık. Kapalı. Şöyle. Şöyle. Yani o zaman şunu anlıyorum ben bu şekilden. Mesela enerji buradan geliyor. Şuna ve şuna dağıtılıyor. Ya buna ya buna veriyor. Bunu zaten yanlış takamazsınız. Şöyle delikleri var arkadaşlar. Şu şekilde taktığınız zaman oldu. İşte bu kadar. Tamam. Arkadaşlar bunun yeri tabii üstte mi altta mı olacak? Şimdi bu normalde enerji buradan geldiğinden dolayı üstte olması gerekiyor. Zaten şu alttaki ikiye taksam ikisi de bunun boşta. Hiçbir işe yaramaz. Yani enerjinin üstten geldiğini de gördüğüm için bu şekilde olması gerekiyor bunun. İyi. Hadi bakalım toplamaya başlayalım. Şunun kapağını çıkartmıştım ben. Onu bir takayım. Şu herhalde sıcaklık sensörü. Bunun üstünü şöyle kapatıyorum. Şimdi şunu da yerleştireyim. Tasarımında hepsinin yerleri var. Böyle hani bu şekilde bırakamazsınız zaten. Bunu takmanız gerekecek. Bakın şu demir kısımlarında bunun yerleri var. Şu şekilde yerleştirdim bunu. Tamam mı? Kablolarını. Şu şekilde oynayacak bu. Bu tamam. Bakın zaten şu vidalanacak yerleri şurada. Bunun 4 tane vidası var. 2 tane bir, 2 tane şurada var. 2 tane de arkada var. Onları vidalayacağız. Elimize almışken arkadaşlar bunun anakartını da bir fısfıs yapalım. Şunların iki tane tırnağı var. Şöyle kenarlarından ittiriyorum. Bakın şöyle. Şöyle. Elektronik devresi bu. Nerede benim? Bu da sökülür aslında. Şurada bunun tırnakları var. Ama o kadar sökmeye gerek yok bence.
Şimdi eğer yine çalışmazsa arkadaşlar muhtemelen yani şu rolelerde sıkıntı olabilir. Tamam mı? Bir takalım. Çalışmazsa artık bunları ben daha sonra söküp değiştiririm. Ama onu tabii size gösteremem şu anda. Tamam mı? O başka bir zamanki iş. Bunun plastik parçasını çıkartmıştım. Ben bunu takacağım. Bu şöyle olacak arkadaşlar. Bunun şöyle plastik kısmı dışında olacak şöyle. Bakın. Bunu da ben yıkadım çünkü çıkartıp yıkamıştım. Şöyle tamamen hani bu su sızdırmaması için takıyorum. Emin olmak lazım. Şu tarafa doğru. Bak burası tamam. Burası. Burası da tamam. Şöyle. Tamam. Şimdi bunlar, şunlar şöyle dış kısımda şu şekilde duracak. Tamam mı? Şöyle. Efendim tarçın. Arkadaşlar şöyle lastiklerin tam oturduğundan emin olun. Aksi takdirde hani su akıtmada yapabilir. Şimdi şuraya da takalım. İçinin işini bitirmiş olalım. Diğerleri teferruat. Evet şunu bir. Evet şöyle takalım. Tarafın bir tanesi tamam. Ötekisine de sonra bakarız. Şimdi diğer tarafına bakıyorum. Şey yaylarını, ip yaylarını takayım arkadaşlar. Gel bakın şöyle biraz. Bunun için yalnız bir pense veya karga buluna ihtiyacınız var. Evet. Şimdi şu yayın şöyle biraz daha yakın göstereyim size. Bakın. Evet. Şimdi şu yayın arkadaşlar tamam mı? Şöyle iç kısmında takılacak yeri var. Şuraya geçireceksiniz onu. Şu kısma geçireceksiniz. Bu biraz sert tabii şöyle. Tamam mı? Ya isterseniz elinizle çekebiliyorsunuz. Elinizle şöyle. Tamam mı? Ama tabii el tam girmediği için penseyle daha rahat oluyor. Şu şekilde bakın. Tutuyorum ben bunu. Tamam mı? Şöyle penseyle tutuyorum. Şöyle geçiriyorum. Bitti. Tamam mı? Böyle daha kolay oluyor. Pense gibi şey. Diğer tarafını da takıyorum. Evet şurada. Şunu şöyle tuttum. Şuradan asılıyorum. Şuraya geçirdim. Şimdi bu artık bu yaylı sistem olduğu için kendisi o çekiyor bunu. Tamam. Yani bunun şu anda kapakla ilgili yani şu kapağının kapalıp açılması ile ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi ne yapacağız? Elektrik aksamına takacağız. Bir dakika. Bakın şöyle gösteriyorum. Şimdi bu soket buraya girecek ya. Bunu zaten ters takma şansınız yok. Bu mutlaka buraya bu şekilde girer. Uçları var. Tık tık yapacaksınız. Oturacak buraya. Tamam mı? Bu. Başka bir şey yok yani. Oldu bu. Bak bunların hiçbiri birbirine benzemiyor. Hiçbiri. Karıştırmaktan korkuyorsanız fotoğraflarını çekin. Daha önceden sıkıntı yaşamazsınız. Bak bu geçti. Bu buraya. Bu da geçti. Tamam mı? Başka. Şu sarı
buraya. Şunlar hangisi var? Şu güç kaynağı herhalde. Şuraya. Tamam. Evet. Şu şuraya. Giriyor mu buraya? Tamam. Bu da buraya. İşte hepsinin yeri bu. Bitti. Taktık. Ha, şurada şey varmış. Toprak. Onu da unutmayalım. Topraklamasını. Eğilmiş mi burası? Ne olmuş? Ha, takıldı. Şu iki yan taraftakiler var ya. Önce onları takacağım. Şuradan tutsunlar bir. Şöyle. Bir dur. Şimdi yapacağımız şey şunların şöyle yerlerine bir oturtmak kabloları. Nizami olmak. Heh. Bakın burada da bunların yerleri var. Kolay. Bakın hepsini zaten yetişiyor. Yani nereye yetişirse oraya takın. Takozları var. Şuralara koyuyoruz onları yani. Bir tane buraya, bir tane de diğer karşı tarafa. Takozlarını unutmayın. Şurada tırnak yerleri var. Bakın bu tırnak yerlerinin hemen şu üstünde boşlukları var. Buralara girer bu. Tamam mı? Sadece neyi nereden söktüğünüzü unutmayın yeter. Hayır, bir de çalışsa sıkıntı değil yani. Bu kadar uğraşıyorsun, ondan sonra bir de çalışmazsa anakarta iş tekrar bakacağız. Gelelim yan tarafına. Şimdi burada borular var. Burada da bunun bazı malzemeleri vardı. Gözüküyor mu? Evet. Şimdi bunları takalım. En zor olanı şu. Önce bir şunu takıyorum ben. Bu şöyle. Takasın bakalım hadi. Bunların kelepçeleri var arkadaşlar. Bunun kelepçesi iç kısmında. Ondan çıkartmamıştım şurada. Gel bakayım buraya. Gevşeteyim. Şöyle üst kısma doğru çıkartıyorum. Şunları takalım. Ya bunların yerini ben bildiğim için arkadaşlar yani çok düşünmüyorum. Aslında eğer siz karıştırıyorum derseniz dediğim gibi bunların hepsinin fotoğraflarını çekmeniz lazım. Bu da tamam. Şöyle. Şuraya. Şuraya takılıyor bu. Buradan çıkmıyor. Bunun da işi tamam. Ya şimdi var ya bu çalıştırılabilecek konuma geldi. Bunu var ya isterseniz böyle bir deneyelim. Çalıştıralım. Bakalım çalışacak mı? Şimdi bu ağırlıktan arkadaşlar çamaşır makinelerinde de var. Yani kapağı mapağı falan açıldığı zaman tabii geriye düşmesin diye. Tarçın! Evet, şimdi çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Şu anda gördüğünüz gibi bu su yükseldikçe şamandıra yukarıya doğru çıkacak. Şunu ittirecek ve şu sivici kapatacak. Aslında şimdiye kadar çalışmış olması gerekiyor idi. Çalışmıyor. Maalesef problem çözülmedi. Anakartta sıkıntımız var. Evet, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her zaman halledeceğiz diye bir şey yok. Çözülmedi. Problem %90 anakartta. Bu gidişte elde yıkamaya devam edeceğiz. Eğer önerileriniz varsa önerileri açayım. Lütfen aşağıda yorumlarda yazın. Bakalım belki çözüm olur. Yoksa yenisini alacağız. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.